bu surlar bu şehrin en tarihi sınırı, fethin de simgesi. Fethi bu surları aşarak elde ettiğimiz bir başarı. Belli ölçekte de olsa gezdirmemiz lazım. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi İstanbul surları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor. Roma askeri mimarisinin en önemli eserlerindendir. Osmanlılara kadar teşebbüs çok ama kazanan yok. Niye? Surlar. Bazı kuleler var, acilen müdahale edilmesi gerekli. Kara surlarının bir değerlendirmesini yaptık. 20 tehlikeli burçla restorasyonu hızla tamamlamak istiyoruz. Çok fazla müdahale etmeden var olanı yaşatmak, korumak bu. Yeditepe'li şehri boydan boya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in fethine kadar aşılamamış surlar bize bu eşsiz şehrin tarihini anlatıyor. Başkanım, İstanbul'un kara surlarını gezdiniz, neler gördünüz, şimdi hangi çalışmalar yapılacak? 1600 yıllık bir tarihi doku. Dünyada kaç şehre böyle bir şey kısmet olabilir ki, bize kısmet olmuş. Sadece bu surları bile insanlara gösterebilsek, anlatabilsek, belli bölümlerinde dünyayı buluşturabilsek, inanın ki İstanbul adına muazzam bir mesaj alanı. Bir boyutu bu büyük bir zenginlik, bir başka boyutu tarihi mirası koruma sorumluluğu. Bu boyutuyla da ihmal edilmiş bir alan görüyoruz. Gördüğünüz gibi hani depremlerde veya bir takım doğal afetlerde buradaki yerleşimin verdiği zarar, toprağın ve bitkinin verdiği zarar üst üste geldiğinde gerçekten büyük bir tahribatı görebiliyoruz. Şimdi bunu giderme zamanı, uzun yıllardır ihmal edilmiş. Yaklaşık 25 yıldır hiç dokunulmamış. Hızlıca buraya giriş yaptık. Arkadaşlarımın yaptığı plana göre 2 yılda 22 burçta sıkı bir restorasyonla vatandaşlarımızla burayı buluşturmak arzusundayız. Kara surları İstanbul'un 1600 yıllık şahidi. Onlarca deprem, hasar, savaş görmüş ve hasar alarak bugüne kadar gelmiş. En son restorasyonun 30 yıl önce yapıldığını biliyoruz. Biz göreve gelir gelmez hızla kara surları ile ilgili bir envanter çalışması başlattık. Bir bilim kurulu oluşturduk. Alanda uzman bir heyet tarafından oluşan bir bilim kurulu. Restorasyonun amacı bu surları, kuleleri, hendekleri, dış suru, iç suru, tabii Bizans İmparatorluğu'nun yaptığı zamanki şekline dönüştürmek değil. Yani yeniden yaptığınız zaman siz tarih yaratmıyorsunuz, sahte bir bina ortaya koyuyorsunuz. Bu restorasyonda istenmeyen bir şey. Minimum müdahaleyle yıkılma, göçme riskini elimine ederek mevcut harabe şeklinde korunması, daha da yıpranmasını önleyecek şekilde müdahale edilmesi. 78'e hasarlı tarihi kara surlarındaki 110 burcun 16'sı restorasyon gördü. 16 burçsa günümüze kadar ulaşamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bilim kuruluyla belirlediği 78 burçtan en tehlikeli durumdaki 20 burç için harekete geçti. İlk planda 7 kulede, 7 kule zindanlarının hemen sonrasındaki T15 ile T20 burçları arasındaki 5 burçta bir restorasyon şantiyesi kurduk. Ve şu an içerisinde bulunduğumuz diğer sulu kule şantiyemiz. Burada da 3 burçta restorasyon faaliyetlerini başlattık. Tabii burçlar arasındaki sur duvarlarında da restorasyon faaliyetlerini sürdürüyoruz. Theodosius surları 1600 yıllık tarihe sahip. Fakat günümüze kadar ulaşan bu surlar şehrin ilk surları değil. İstanbul bir kent olarak tarih sahnesine M.Ö. 7. yüzyılda çıkar. Megaralılar bu bölgeye kentin kurucusu Kral Bizas'a atıfla Bizantiyon der ve kent tarihinin ilk surlarına bu dönemde kavuşur. Bu surlar Sarayburnu'nu ve kentin akropolisi olan bugünkü Topkapı Sarayı Ayasofya'nın olduğu alanı düşünün. Burayı kapsayan bir surdu. Oldukça küçük bir koloni şehri olan Bizantiyon, 2. yüzyılda Roma İmparatoru Septimus Severus tarafından işgal edilir. Kentin mevcut surlarını yıktıran imparator, şehri genişleterek yeni bir sur inşa eder. Kentin sınırları, bugünkü aşağı yukarı hipodromun alanını da içine alacak biçimde genişledi. Onu da biz belki birinci sur diye sayabiliriz. Hani o ikisine bir iki diye ayırmak çok da doğru değil.
3. yüzyılda İmparator Konstantin şehri Yeni Roma ismiyle imparatorluğun yeni başkenti ilan eder. Ölümünden sonra kente Konstantin'in şehri anlamındaki Konstantinopolis denilecektir. Roma İmparatorluğu'nun başkentine yaraşır biçimde hem genişletti hem imar etti. Bir sürü yeni yapılar yapıldı. Tahminen bugünkü Fatih Camisi'nden başlayarak Marmara Denizi'ne ve Haliç'e doğru birer hat indirirsiniz. Aşağı yukarı şehrin batı surları, kara surları oradan geçmekteydi. Varlıklarını sadece yazılı kaynaklardan bildiğimiz İstanbul'un bu ilk surları günümüze kadar ulaşamadı. Hocam şu anda bizim gördüğümüz surlar hangi döneme ait, ne zaman yapılmıştı? İkinci Theodosius surları 5. yüzyılda yapılıyor. 404'te başlanıyor. İşte bir 10-15 yıl inşaatı sürüyor. Yapıldıktan kısa bir süre sonra bir deprem oluyor. İstanbul biliyorsunuz deprem bölgesi. O sırada Hunlardan bir akın gelmesi söz konusu. Atilla komutasındaki Hun ordusu başkente ilerlerken 447 yılında İstanbul şiddetli bir depremle sarsılır. Bunun üzerine surlar kısa sürede yenilenir ve güçlendirilir. Mevlevi hane kapısındaki kitabe o günlere ışık tutuyor. Theodosius'un emriyle Konstantinos bu güçlü duvarları 2 aydan kısa sürede dikti. Böylesine güçlü bir hisarı bu kadar kısa sürede Pallas bile zor inşa ederdi. O zamanlar orta çağlar ve antik çağlarda sur yapmadan kent yapmak çok anlamlı bir şey değil. Kendinizi koruyacak surunuz yoksa birileri gelir. Bu surlar toplamda 22 kilometredir. Kenti karadan ve denizden çepeçevre sarmaktadır. 9. yüzyılda, 10. yüzyılda, 14. yüzyılda büyük depremlerde kuleler, duvarlar yıkılıyor, onarılıyor. Farz edin kendinizi şu İstanbul'u alalım diye geldiniz. Edirne kapı falan buralarda bir yerde bakıyorsunuz. Surlar bir sürü elemandan oluşuyor. En dışta bir hendek var. 18 metre genişliğinde Haliç'ten Marmara'ya kadar uzanan bir hendektir. Derinliği de 5-6 metre, belki 7-8 metre olabilir. Hendeğin hemen önünde kuleleriyle dış sur var. Buna da dış sur ya da ikinci sur diyoruz. 8 metre yüksekliğinde, 4 metre kalınlığında bir duvardır. Dış surdan sonra da kuleleriyle de iç sur var. 12 metre yüksekliğinde, 5 metre kalınlığında bir duvardır. Ve her 50 ya da 60 metrede bir kuleyle ya da bir burçla güçlendirilmiştir. Bir de bunlara ek olarak kapılar var. Bu şehri ele geçirebilmek çok zor. Bu sur savunma sistemini aşarak. Denizden de zor. Bir donanma mesela boğazda demirleyemez. Hem su derin hem akıntı var. Haliç'e girmesi lazım. Haliç yumuşak karnı Konstantinopolis'in ama onun da girişini bir zincirle kapatıyorlar. Yani donanma içeri giremiyor. Burası Doğu Roma'nın başkenti. Dolayısıyla burayı fetheden Doğu Roma'nın da imparatoru demek. Bu Fatih Mehmet'i ilgilendiriyor. Bayağı müthiş bir askeri kafa. O yaşında bütün bunları düşünerek geliyor ve hallediyor meseleyi. 1000 yıl boyunca kenti koruyan surlar Fatih Sultan Mehmet'in efsanevi kuşatmasına dayanamaz. İstanbul'un fethi yeni çağın başlangıcı olacaktır. 1453'ten sonra surlarda ne gibi değişiklikler oldu? Aslında Osmanlı kentinin askeri anlamda bu surlara ihtiyacı yok. Çünkü biliyorsunuz bir önceki başkent Edirne'de. Hangi düşman ordu gelip de burayı kuşatabilir? Mümkün değil. Dolayısıyla askeri olarak ihtiyacı yok. Ama gene Osmanlılar surları onarıyorlar ve kullanıyorlar. Bunun nedeni belki kenti sınırlayan bir şey olması.
Yani kontrolü kolaylaştırması kent içinde. Osmanlı döneminde Edirne Kapı şehrin ana giriş kapısı olduğu için tabii ki sürekli bakımı gerekiyor. 1509 depreminden sonra bir hasar oluyor. Onun kitabeyle belgesi var. Sultanoğlu Sultan, Sultan Bayezid, İstanbul'un kalesi gücünü kaybetmesinden sonra inci gibi mükemmel şekilde yeniledi. Kale yapımı tamamlandı, tarih yazarı bu güzel binayı hediye etti. İstanbul surlarının onarımları 17. ve 18. yüzyılda da devam eder. ...1894 depreminden sonra tespitler yapılıyor, yıkımlar belirleniyor fakat ekonomik nedenlerle gerçekleşemiyor. O sırada 19. yüzyılda İstanbul'a gelen gezginlerin notlarında ve çizdikleri gravürlerde sur çevresinin terk edilmiş, çeşitli ağaçlar, sarmaşıklarla kaplanmış olduğunu, pitoresk bir görüntüye sahip olduğunu görüyoruz. 20. yüzyılda biliyorsunuz İstanbul için bir imar planı yapılıyor 1930'larda. Daha sonra 1950'lerde Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Edirne Kapı'dan giriş, bunlar surlara da dokunduğu için sahilde de sahil yolu yapılıyor. O sırada onlara yakın olan kuleler, duvarlar onarılıyor. Kara surları 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınınca dönemin belediyesi bazı restorasyon çalışmaları başlatır. İlk olarak Belgrad Kapı'da bir çalışma yürütülür. Bir rapor hazırladık. Yıl 1987. Burada 7 kilometre boyunca yürüdük. Diğer elemanlarla da ilgilendik ama iç surun kuleleri ve iç surda nerede ne hasar var, geçici dahi olsa ne şekilde müdahale edilebilir diye bir çalışmaydı bu. Değişik şekillerde değişik müteahhitlere verilerek parça parça bu surlar ve kuleler onarıldı, tamir edildi, restore edildi. Ne şekilde söylerseniz söyleyin. Fakat çok eleştiri aldı değişik şekillerde. Belgrad Kapı'nın çevresindeki kuleler ayağa kaldırıldı. Arkeolojik bir restorasyonda bu kadar çok rekonstrüksiyon yapmak uluslararası camiada tepkiyle karşılandı. Daha sonraki onarımların arkeolojik miras koruyacak şekilde yani çok fazla müdahale değil, daha çok sağlamlaştırma şeklinde olması önerildi. Dönüştürüldü. Sadece kaplandı esasında. Başka bir şey yok. Sur duvarının dışı kaplandı. Dendanlar oluşturuldu. Üstüne işte kiremitleri konuldu filan. Onlar çok eleştiri aldı gerçekten. Onu o şekilde yapmamak lazım. Bunu neticede bu surlar bir harabe. Hı hı. Ve onu da o şekilde korumak lazım. En çok eleştiri alanlar onlar oldu. ...1991 yılında da Yedikule'den başladı ve kuzeye doğru çeşitli bölgelerde projeler hazırlandı ve uygulamalar yapıldı deniz surlarında da. Ancak politik ortam değişince bu uygulamalar da durmuştu. Metin Ahınbay, Zeynep Ahınbay'ın yürütücülüğünde birkaç tane kule restore edildi. Restorasyonla ilgili olan arkadaşlar hala onu o restorasyonlara örnek gösteriyorlar. Çünkü restorasyon yapılması gerektiği şekilde yapılmıştı. Şimdi en acil durumda olan burçlar ele alınarak onların yıkılmadan geleceğe aktarılması için çabalar yürütülüyor. Şu anda o çalışmalar var. Her kule için ayrı bir restorasyon projesi hazırlandı. Böyle parça parça, toptan değil, değişik değişik kulelerde restorasyon işlerine başlanacak. Bir bilim kurulu oluşturdunuz. Aynı zamanda çok değerli hocalar var bu bilim kurulunda. İşinin ehli olan kişiler aslında çalışmayı yürütüyorlar. Kesinlikle. Bir taraftan da. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Zaten bu tür işlerin çok hassas yürütülmesi lazım. Türkiye'de ne yazık ki bunun çok kötü deneyimlerini yaşadık, yaşıyoruz. Ben tarihi yarımadanın içinde bazı restorasyonlar gördüm. Hala da keşfediyoruz. Utanıyorum. Utanç verici. İnsan dokunurken bile dikkat etmesi gereken bir şeyi tümden yıkıp yeniden yaptığınızın da hiçbir şeye benzememesi çok acı bir şey. O bakımdan burada belki de işinin en iyi uzmanı olan hocalarımızın katkılarıyla yol yürüyoruz.
Onların rehberliği, bize yön vermeleri çok kıymetli. İstanbul'un en önemli kültürel miraslarından olan Kara Surları, çevrelerinde pek çok tarihi eseri de barındırıyor. Yazar, çevirmen ve akademisyen Murat Belge'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yayınlarından çıkan İstanbul'un Surları ve Kapıları kitabı, surları bir kültür rotası olarak ele alıyor. Bize biraz kitaptan bahseder misiniz? İçinde hangi bilgiler var, okuyanlar neler öğrenecekler? Bu benim öteden beri bildiğim, üzerinde çalıştığım konu. Surlar, ama surların yanı sıra burada ne var? Yok işte Bulgar Kilisesi. Şurada Haziler'de. Bu da Bulgar tarihinde önemli. Niye burada böyle bir demirden yapılma bir kilise var falan. Yedi Kule Zindanı dediğimiz zaman işte Genç Osman'ın orada öldürülmesi vesaire, ama işte aynı zamanda Genç Osman'ın bu ekberiyet dediğimiz işte tahta geçme sırasında oynadığı rol vesaire, bu gibi tarihi konulara, uzun boylu tarih yorumlarına falan girmeden, ama yani insanların dikkatini çekerek etrafta ne göreceğiz, kimler yaşamış, işte yaşarken ne yapmışlar, sur boyunca görülecek şeyleri toparlayıp bildiğim kadar yazdım yani, kitap bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçmişi ve geleceği anlamak, ona sahip çıkmak için kültürel miraslarını korumaya ve yaşatmaya devam ediyor. Bizans döneminden kalan en büyük anıttır. En müthiş anıtsal yapı bu. Bunu daha uzun seneler yaşayacak şekle getirilmesi, restorasyonun esası bu. İstanbul'un tarihinin parçası, dünya mirası. Ondan dolayı çok mutluyum yani. Bu farkındalıkla, bu bilinçle biz Kara Surları için titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Benim de heyecanım yüksek. İçine girdiğinizde bambaşka bir dünya. Üç imparatorluk burada yer bulmuş. Geleceği de teminat altına almış olacağız bu işi.